Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Bakın kolumu bitirdim. Çok da güzel oldu. Diktim kolunu. Hırkamız çok harika oldu. Evet. Şimdi genel itibariyle tekrar bir anlatmak istiyorum. Çok soru geliyor çünkü. Şöyle anlatayım inşallah. Arkamızı 81 ilme başlamıştım. 81 ilme. 6 sıra bakın şuraya şu kısma 6 diş haroşa attım. Haroşa. Şura ise bakın 1 2 3 4 5 6 7 motif oluştu şurada. 7 tane motif oluştu bakın. Şu şekilde. Şöyle bir. Şurada 7 motif oluştu. Bakın 1 2 3 4 5 6 şu şekilde 7 tane motif oluşturdu. Bakın 1 2 3 4 5 6 şurada 7 tane motif oluştu. 7 tane. Şurayı ise koltuk kısmını ise 4 tane kestim bakın 4 4 2 1 1 kaç etti bakın 2 4 6 8 8 sıradan ise bakın şurada ise 1 2 3 bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 5 motif. 5 motif. Bu 5 tane motif yaptık. Şu kısma 5 tane motif çalıştık. Önde ise şu iki ilik eve arası yine 6 sıra haroşa attık. Ön düşümüz 47 ilmeydi. 47 ilme başladık. Ve biraz daha isterseniz şöyle detaylı görünsün istiyorum. Ben anlatıyorum ama dediğim gibi arkamız 81 ilme başladık. 6 diş haroşadan sonra 7 tane motif yaptık. Bakın şu araları da sayarsanız aralar serpme olduğu için 13 tane oluyor. Ama sıralı olarak saydığımız zaman bakın şu şekilde sayarsak 13 oluyor. Şöyle göstereyim inşallah. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 oluyor. Diğer şekilde saydığım zaman tam kumaranın açısını ayarlamak istiyorum. Evet. Ön döşte ise şu iki ilmeleri düğmelerin arası 16 sıra. 16 dişten sonra arka yüzde ben bir tane ilik eve açtım. 6 dişten sonra bakın motiflerimi koydum. Aynı şekilde koltuğumu 7 motiften yani 13 tane motiften 7 motif oluyor. Motiften sonra yine aynı şekilde 4 4 tanesini bir kestim. 2 bir kestim. 1 1 1 keserek yine aynı şekilde 5 motifi tamamladım. Burada şu omuz başında 20 ilme kaldı. Bakın omuz başlarımız
Hep 20 ilme. Ve ben burada bu 20 ilmeği 3'e bölerek 7, 7, 6 şeklinde bu omuz başlarını 3 defa da kestim. Kola gelince, kolda ise şu yaka kısmında ise bakın yaka kısmını 7 tane ilme var. 7'sini bir kesiyorum bakın. Şurada 7 ilme var. 7 ilme. 7 ilmeden sonra 2, 2, 2, 2 olmak üzere ikişer ikişer kestim. Ta ki 20 ilme kalıncaya kadar. Kol ise 41 ilme başladım. Bakın 41 ilme. Yine 6 haroşa. 6 sıra haroşa ördüm. Şurada ise tam motifim şuraya gelecek şekilde bakın kol motifim şu şekilde. Bakın kaç tane motifim oluşmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın tam 9 tane motifim oluşmuş. 9 taneden sonra kesmişim. Şu motiflerim şöyle şöyle. Tam 9 tane. 9 adet. Evet. Şu kol. Burayı ise şu motifi koyarken bakın şu şekilde anlatayım size. Göstererek, görerek anlatmak istiyorum. Ben 6 diş haroşaya attım bakın. Ördüm. Şimdi model koyacağım. Modelimi korken tam ortalıyorum bakın. Bir sayıyorum ben şuradan ve burada bir arttırma yapacağım ki büzme olmasın diye. Bir tane örüyorum. Bir taneyi çevirerek kesiyorum bakın. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane haroşa ördüm. Çevirdim. Ve 3 tane haroşa atıyorum. 1, 2, 3. İnşallah tam denk gelir. Bir sayayım ona göre ben koyayım. Evet. Aynı dediğim gibi. Şimdi 3 tane haroşa ördükten sonra bir tane arttırıyorum. 9 tane düz örüyorum. 9 tane düzden sonra bakın 1 2 3 3 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeden sonra bu 21. ilmeği bakın şu 20. ilme değil bakın şu ilme değil 21. ilmeği çeviriyorum bakın. Bırakıyorum. İkisini bir çevirip üçünü bir ediyorum. Üçünü bir kestim. İşaret koydum ki 21 karışmasın diye. Şimdi 1, 2, 3 tane haroşa ördüm. Başına attım. 9 tane ilme öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane haroşadan sonra bakın 1 2 3 birini bırakıyorum ikinciyi ters çevirerek bu yarım motif yaptığım için ikisini bir kesiyorum motif yarım olduğu için bakın yandakini
ördüm. Bir tane daha örüyorum. Arkada ise birer tane arttıracağım. Düzme olayı olmasın diye birer tane ilme, bakın aradan bir tane arttırıyorum. 1 2 3. Burada bir ilmem vardı. Arttırma yapmıştık, onu ördüm. Arka yüzden birer tane arttırıyorum. Bir, iki, üç tane. Arka yüzden sürekli haroş öreceğim. Bakın burada bir artmam var benim. Bir tane ilmeği arttırıyorum. Örüyorum yani. Ajur yapıyoruz. Bir tane ajurumuz artmamız var. Tekrar aynı şekilde bakın şu kenardan bir tane daha artma yapıyorum. Şu kenar kısmımız düz çıksın diye bu yandan şuradan tam arttırmıyorum da yanındaki ilmeden alttan alıyorum, arttırıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. 4 sırada bir, 5 sırada bir, 6 sırada bir, ta ki 63, bakın 63 ilme oluncaya kadar arttırdım. Kaç tane motif yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane motif olmuş. Bakın şu şurayı saymazsam, burayı 1 2 sıra sonra kestim çünkü 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 tane motif yapmışım. Bu şekilde. Bakın. Tam şuraya, tam orta kısmına motiflerin tam gelmesini istediğim için modelim kenarlara yarımşar motif, ortaya tam motif geldi. Kenarlardan arttıracağım. Kenarlardan arttıkça motiflerimiz de tamamlanacak. Arttırıyorum. Bir, iki, bakın burayı ilmemi çeviriyorum. İlmelerimin üçünü bir ediyorum. Burada iki tane haroşam kaldı. Ben iki burada var, iki burada var, üç de burada var. Başına atıyorum. Tekrar başına atıyorum. Bakın iki tane ilme haroş örüyorum. Şu ilmeği değil, diğerini çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. Burada yarım bir motifim oluşacak. Şurada bir şu genişlik, şu kol genişliği 63
3 ilme bakın. 63 ilme. Şurada 41 başlamıştık. 6 sırada bir, 6 sırada bir, 6 sırada bir, bir bir arttırıyorum. Bir bir arttırıyorum. Ta ki şurası 63 ilme oluncaya kadar. 63 olunca 4 ilme kesiyorum bakın burada. 4 ilme. 4 ilmeden sonra 2 bir kesiyorum. Ondan sonra 1 1 1 çıkıyorum şurayı. İnşallah buraya geldiğim zaman birlikte yaparız Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, kolumu örmeye devam ediyorum bakın. 1 2 bir tam motif, 2 de yarım motif olarak başladım 41 ilme ile. Şu anda bakın motiflerim 1 2 tam 3 tane tam motifim oldu bakın. Hem bu başından bakın, hem bu başından, hem bu başından iki taraflı olarak 4-5 sırada bir, 6 sırada bir ara ara arttırıyorum. 63 ilme oluncaya kadar devam edeceğim. 63 ilme olunca şu kol oyuntusunu, bakın şu kol oyuntusunu inşallah beraber yapacağız. Tekrar diğer videomda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kolumun son kolumu örüyorum bakın. Bu kolun omuz kesimini göstereceğim. Omuz nasıl yapılır? İnşallah bu kolumun omuzunu da diktikten sonra yakaya geçeceğim. Dediğim gibi bu hırkamızı doğaçlama yapıyorum. Hani nasıl ne çıkacak bilmiyorum ama çok güzel bir hırka olacak inşallah. Şu anda ben bakın 1 2 3 4 5 altıncı motifimi koyduğum zaman, 5 bitti, 6'yı koyduğum zaman omuz kesimini, koltuk kesimini yapıyorum. 4 tane ilme kesiyorum. Hem sağdan hem soldan iki taraflı olarak 2 3 4 4 tane ilme kestim. Gideceğim. Ön yüze geldiğimde 4 de öbür baştan keseceğim. Evet, şu an ön yüzdeyim. Öbür taraftan 4 tane kestim. Şu anda düz yüzden de öbür tarafından da 4 tane kesiyorum. 2 3 şu da 4 oldu. Evet. Ve örgüme devam ediyorum. Bakın modelimizi tekrar yapıyorum. Evet, şimdi iki taraflı 4 4 kestim. 1 ve 2 tane kesiyorum. Diğer şu baştan da 2 tane keseceğim. Bakın şuradan 2 tane keseceğim. Ondan sonra 1 1 keseceğim. Şöyle bir motif bitirinceye kadar 1 1 keseceğim. Evet. Bakın 63 tane ilmemiz vardı şu kısımda. Bakın şu kısım tamamen 63 ilmeydi. 4 1 kestim, 2 1 kestim. Ondan sonra 1 1 şu motif tamamlanıncaya kadar 1 1 kestim. Ondan sonra kesmeyi bıraktım. Bir motifte düz olarak çıktım. Hiç kesmedim. Şimdi
7 tane ilmek kalıncaya kadar hem sağdan hem soldan birer tane keseceğim. Hem bu baştan keseceğim, hem bu baştan keseceğim. Bakın şu orta kısımda 2, 4, 6, 7 veya 9 tane ilmek kalıncaya kadar biraz daha şöyle dursun istiyorsanız bakın şu şekilde. Dursun istiyorsanız daha çok ilmek koyabilirsiniz. 9 veya 7. En az 7, en çok 9 koyabilirsiniz yani. O zaman bu koyduğunuz ilmeği tamamen hıp diye kesiyorsunuz. Ondan sonra dikimini göstereceğim Allah izin verirse. Ben bir bir keseyim. Evet arkadaşlar, ben kolumu tamamladım bakın. Şu anda dikim işlemine geçiyorum. Motifleri birbirine denk getirerek çaprazlama yöntemiyle dikiyorum. Zaten nereye batacağım çok belli bakın. Birbirine tam denk geliyor. Ben dikeyim inşallah, diğer tarafı da göstereceğim. Evet, bedenini diktim, kolumu diktim. Şimdi bunu ters düzünü çevireceğim, düz yüzünü. Bakın düz yüzünü çevirdim. Bedenimi açarak bakın. Bedenimin ters yüzünü, kolumun düz yüzünü bakın düz olarak düz yüzü düz yüzüne gelecek şekilde tutuyorum bakın şu alt koltuk kısmını tam birleştiriyorum. Şu kestiğim kısmını da bakın tam orta noktasından buraya denk getiriyorum. Şuraya bir tane iğne tutturuyorum. Şuraya bir toplu iğne yerleştiriyorum. Ve kolumu dikmeye başlıyorum. Evet. Tam şu şekilde. Aynı şekilde çaprazlama dikiyorum. İyi yüze gelecek şekilde yerleştirdim.
Tamam. Evet arkadaşlar, kolumu da diktim. Bakın çok da güzel oldu. Bundan sonra inşallah yaka öreceğim. Yaka videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Beğeni atıp kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şunu söylemek istiyorum size. Bunun yakasını bebek yaka olarak düşündüm. Değişik bir yaka çalışacağım. İsterseniz siz başka yakalarda çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tekrar örecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.